Merhabalar, ben Menekşe Yılmaz. İTÜ Cevher Arıtma Mühendisliğinden 2021 yılının yazında mezun oldum. Ardından daha dijital dünyada neler yapabilirim diye bir arayışa girerek kendi alanımda hiç çalışmadan farklı bir sektöre yöneldim diyebilirim. Daha çok data analizi ve data science alanları dikkatimi çektiği için şu anda BHL Türkiye'de iş geliştirme departmanında junior analist olarak çalışıyorum. Ve 3 ay süren SQL Bootcamp'inde tamamlamış bulunuyorum. Bu capstone projemi sizlere sunmak için şu an buradayım. Hemen paylaşarak başlayabilirim. Ben bugünkü sunumda aslında Avrupa ülkelerinin gelir ve giderlerinin dair kısa bir analiz yaptım diyebilirim. Öncelikle burada gördüğünüz aslında web sitesinden ham datayı indirerek başladım. Revenue datam yaklaşık 35 satırdan oluşuyordu. Ben bunları aslında ülke bazlı toplayarak net dataya doğru ilerledim diyebilirim yaptığım işlemlerden. Yine bazı datalarda sıkıntılar vardı. Bazılarını sildim. İsviçre'ye baktığımız zaman aslında datanın olmadığını görüyoruz. Sadece 2022 yılı için. Bizim için aşırı bir sorun yaratmadı. Yine bunlarla birlikte ülke isimleri aslında belirli kod tanımlamalarıyla verilmişti. Bunu da Wikipedia'dan indirdim. Bir tanımlama dosyasına yükleyerek aslında eşleştirdim diyebilirim. Aynı şekilde giderlere baktığımız zaman da country name'i değiştirip dataları temizledim. Giderlerde birden fazla sektör vardı ancak ben sektör bazlı herhangi bir inceleme yapmadığım için ülke bazlı yani gruplayarak aslında toplattım giderlere. Yine burada İsviçre'nin 2022 yılı için datasının olmadığını görüyoruz. Bu büyük ihtimalle kendi data paylaşımıyla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Bu iki tabloyu aslında grafikleştirdiğimiz zaman bize grafik 1 ve grafik 2'yi veriyor. Burada incelediğimiz zaman bizim ilk dikkatimizi çeken nokta şu üçgen oluyor revenue sayfasında. Bu ülkeye baktığımız zaman İzlanda olduğunu görüyoruz. Oldukça yüksek miktarda bir gelir artışı yaşamış. Sadece 2016 yılına özel. Bu bir outlier da olabilir. Yine farklı bir şekilde İzlanda'nın denediği ve belki de başarılı olduğu bir politika da olabilir, ekonomik politika. Bunun hakkında yorum yapabilmek için daha detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor. Bununla birlikte giderler grafiğinde oldukça dikkat çekici bir nokta var. 2019 yılı itibariyle neredeyse tüm ülkeler aynı şekilde giderlerde bir artış yaşamış. Biz bunun korona salgınının başladığı yıl olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal bununla alakalı bir durum olduğunu yorumlayabiliriz. 2020 yılında aslında birçok ülke yaklaşık kendi ortalamasının pik noktasına ulaşmış harcamalar noktasında. Bununla birlikte 2022 yılına geldiğimiz zaman 2020'den 2022'ye kadar Norveç'in ciddi anlamda bir gelir artışı yaşadığını görüyoruz. Bunu büyük ihtimalle bu harcadığı aslında kısmı bir an önce kompense etmek için aldığı bir aksiyon olarak yorumladım. Ancak buradan nasıl bir hamle yaptığını yorumlayamıyoruz. Bunun için yine detaylı belki analiz faydalı olabilir. Bu arada buradaki rekor geliri aslında kendi ülke yani Norveç'in son 10 yıl içinde de bir rekoru olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça başarılı bir politika izlemiş ve ivmeli bir şekilde revenue'sunu artırmış diyebiliriz. Yine geliri çok yüksek olmayan İrlanda'da dikkatimizi çekiyor. Çünkü en aşağıda aslında kırmızı ile turuncu arasında bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Hem revenue hem de expenses giderler kısmında ivmeli bir şekilde düşüş gözlemleyebiliyoruz. Herkesin aslında bildiği gibi expenses'ın artmasıyla bir ülke gelişebilir. O yüzden aslında bu ekonomik büyümenin oldukça küçük olduğu yönünde bir yorum yapabiliyoruz. Ve aslında İrlanda yatırımlara yönelmediği sürece de yani gelecek yıllarda da sıkıntı yaşayabileceğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Bu tablolardan aslında en çok dikkat çekenler bunlardı. Bu da şu çizgide aslında İzlanda'nın çizgisi sıfır olduğu için böyle görünüyor. Onun dışında bir sorun yok diyebiliriz. Daha sonra Revenue Expenses farkına baktığımız zaman tüm ülkelerin aslında negatifte olduğunu söyleyebiliyoruz. İrlanda sıfıra en yakın noktayla dikkat çekiyor ama bu iyi bir şey olarak yorumlayamıyoruz ne yazık ki. Çünkü işte yatırımlarını aslında gün geçtikçe düşürdüğünü söyleyebiliriz. Yani 2020 yılında 34, gerçi bu korona etkisi, yani 2011 yılında 63 bin harcıyorken şu anda 21 bin harcaması İrlanda'nın ciddi sıkıntılar içinde olduğunu söylememiz için yeterli bir sebep diye düşünüyorum son 10 yıl için. Yine İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'nın da 81 bin ile en yüksek, 2022'de en yüksek olduğunu görüyoruz. Yine bunun da iyi bir şey olduğunu çok söyleyemiyoruz. Çünkü gelirinin de aslında belirli oranda artıyor olması gerekirdi. Burada yine bir şu tablonun aslında grafiğini verdik. Burada da grafik 3 olarak görüyoruz bunu. Bunu incelediğimizde ise aslında 2019 yılının korona yılı olarak ciddi bir kırılım noktası olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu koronadan en çok etkilenen ülkeleri de en aşağıdan itibaren bakarsak ilk olarak Belçika, ardından İtalya ve Avusturya olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin de kendilerini daha sonra aslında toplamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Conclusion sayfası aslında benim az önce anlattıklarımı içeriyor. Daha sonra direkt farklı bir kısma geçiyoruz. Core skill kısmı. Upschool'un bana neler kattığına dair. Üç farklı soru paylaşılmıştı bizimle. Bu üç farklı soruyu incelediğim zaman bana en çok kattığı şeyi söylemek gerekirse bana şükran duymayı, işte başka insanlardan yardım istemekten çekinmemem gerektiğini ve aynı şekilde yardımcı olabildiğim noktada başkalarına destek olmak için çok fazla şey yapabileceğimi aslında öğrendim diyebilirim. Yine ekip arkadaşlarımla birlikte bence en çok hani hepimizin bence fark ettiği şey olarak bunu yazabildim. Zor durumlardayken stresi ve yalnız hissettiğimiz zaman aslında benzer duyguları o süreçleri yaşayan diğer insanların da yaşadığını fark ettim. Örneğin bazen işte bazı ödevi yetiştiremediğim noktada hani diğer grup arkadaşlarımla konuştuğumda onların da aynı şekilde benimle aynı noktada olduğunu bilmek beni bir tık rahatlatıyordu ve bunun bence hayatımın diğer bölümlerine de böyleydi ama ben bunu bilmediğim için kendimi hep sıkıntıya sokuyordum diyebilirim. Bununla birlikte daha sonrasında aslında gelişimi en istediğim şey kendime teşekkür etmeyi denemek. Yine grup arkadaşlarımdan da en çok dinlediğim şey insanların sürekli kendini hırpaladığı, işte yaptığı başarıların yetersiz olduğunu ve bunların daha fazlası için kendilerini böyle yıprattıklarını çok fazla dinledim. Yine ben de aynı şeyleri yaptığımı aslında o zaman fark ettim diyebilirim. Bunun aslında önüne geçmek benim bundan sonraki hedefim diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz.